Borsayı konuşurken 2022 yılında e, halka arzların e, çeşitlenmesini, pek çok şirketin sermaye piyasalarına gelişini konuştuk. 2023 yılı için de beklentilerimiz oldukça fazla. E, 30-40 şirketin daha halka açılacağını umuyoruz. İlk açılacaklardan birisini de ağırlamak istedik. Doktor Eren Günhan ulusal Bizimle Sökyon Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi 4-5-6 acak talep toplama. Talep toplama ve eee halk arz edilecek. E, aslında eee e, bir yıl e, önce değil mi? Yanılmıyorsam evet, Ocak 2022'de e, Ulusoy'un alım girdi. Evet. girdi. E, halka arzı nasıl karar verdiniz? Ne bekliyorsunuz tabii halka arzdan? Evet. E, tabii halka arz Ulusoy'un için de önemli bir e, mihenk taşı yani dönüm noktasıydı. 2014'ün 20 Kasım'ında Ulusoyun'un hisseleri, Ulu'nun koduyla işlem görmeye başladı borsada. 8 yıldır halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. SÖKÖV'un da belirttiğiniz gibi Ocak 2022'de şirketin bünyesine kattığımız bir iştirakimiz. Bizler Ulusoyun'da halka arzın şirkete kattığı değerleri görünce SÖKÖV'un da yine halka arz projesiyle Şirketin hem sermayesini güçlendirmek hem de şirketin kurumsal gelişimini ilerletmek amacıyla bu halka arz projesine başladık ve başvurularımızı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta da SPK kurulunda bu onaylandı. Şunu söyleyebilirim, Ulusoyun'un zaten halka açık olduğu için KAP'ta yayınlanmış verilerinden küçük bir derleme söyleyeceğim. Ee, yaklaşık 8 yıl oldu. Bu 8 yıl içerisinde şirketin kapasitesi, e, Söke'un dahil konsolide olarak e, 4,5 katına yükseldi. Personel sayısı, çalışan sayısı 3,5 katına yükseldi. İhracatı 2,5 katından fazla yükseldi. Toplam cirosu e, döviz bazında 3 katından fazla yükseldi. Dolayısıyla e, halk arzın e, şirketin gelişiminde ne kadar e, olumlu etkisi olduğunu biz zaten yaşayarak gördük. E, şimdi de Söke'de ee, Söke Ulusoy'a göre de e, piyasanın içinde bulunduğu segmenti olarak biraz evet. daha farklı bir şirket. Daha çok para kendiye yönelik çalışan bir tüketici markası ve evet. e, Türkiye'nin en bilinen un markası. E, biz şimdi halka arzla beraber ki bu halka arzın tamamı sermaye arttırımı. Yani hiç ortak satışı yok. Tamamı şirketin içine sermaye olarak eklenecek halka arz gelirinin e, ve bununla yatırımlar gerçekleştireceğiz. %65'i e, sabit e, duran kıymet yatırımları, %35'i işletme sermayesi yatırımı, e, bu yatırımlarla şirketin e, ilmesinin hızlanacağına inanıyoruz. Hem Ulusoyun'daki bu e, halka arz tecrübemiz ve sektörel tecrübemiz, hem Söke'nin güçlü markası e, bizi e, sektörümüzde daha ileri noktalara taşıyacaktır. Şimdi e, biraz Söke ondan da bahsedelim mi? Ee, bu yıl ne kadarlık bir üretim yapıldı, satışlar, evet. ihracat. Ee, bildiğim kadarıyla Söke'de var, fabrikanız bir başka. Bir de Ankara'da, Ankara'da var. var, iki fabrikamız evet. var. Ee, Söke e, iki fabrikasında faaliyet gösteriyor. 1963 yılında üretime başlamış bir şirket. 61 yılında kurulup yani 60 yılı e, önümüzdeki aylarda devirecek bir şirket. Ve 1984 yılından itibaren de Raflarda paketli un satışı gerçekleştiriyor. 38 yıldır gerçekten bu yıllar hani dile kolay bir ömür derler ya bu dönemde tüketicinin güvenini kaybetmeden ve bu güveni artırarak sürekli rafta olmak gerçekten önemli bir başarı. Söke unun geçen yıla oranla verilerine baktığımızda bu yılın 9 aylık döneminde ...geçen yılın tamamında yapılan üretimi yaptığını görüyoruz. 220 bin e, tona ulaşan üretimiyle... E, ...ki tonaj bazında %38'lik bir e, artışa tekabül ediyor. Yine e, toplam e, satışların tonajında %68'lik bir artış görüyoruz. Hasılatın 9. aylar itibariyle 2021 ve 22 olarak karşılaştırdığımızda... ...%281'lik bir artış gerçekleştirdiğini görüyoruz. E, yani çok e, performansını... Artırmış durumda Söke. Hani bu noktada şunu da belirtmek isterim ee, nasıl Söke bu performansı yukarı taşıdı. Aslında Söke e, B 2 C denilen yani işletmeden tüketiciye bir şirket e, tüketici nezdinde çok kabul görmüş çok güçlü bir elinde markası var ama işletme operasyon tarafında yani o B tarafında e, birazcık geri kalmış e, fon yönetimindeydi bu şirket e, bir şirketti. Ulusoyun ise B2B dediğimiz işletmeden işletmeye segmentinde çalışan, e, toptancıya satan, geleneksel fırın kanalına satan, ihracat yapan, ithalat yapan, ölçek ekonomisini çok yoğun kullanan, o yüzden de maliyet odaklı bir şirket. E, Ulusuyun'un bu yönetim know-how'unun özellikle o sökenin işletme tarafında devreye girmesi, sökenin e, potansiyelini ortaya çıkardı. Yani marjlardaki iyileşmenin e, aslında önemli kısmını, buna borçluyuz. Eee olarak baktığımızda %4 civarında, %4 ile 5 arasında bir brüt kar, fabrik iyileşmesi görüyoruz şirkette. dolayısıyla hani bu 2022 performansının önemli kaynağı burası. Sonrası için, 2023 için ne öngörüyoruz? Evet biz bu işletmenin operasyonel kısmında bu iyileştirmeyi başardık. Ama bundan sonra da yine ee, söke'nin güçlü olduğu, markasının e, bilinirliğini, güvenilirliğini kullanarak e, un, sadece un da değil, unlu muameller kategorisinde de yeni ürünlerle, yeni lansmanlarla Söke'yi destekleyerek Söke'yi bu kategorinin lideri haline getirmeyi hedefliyoruz. Halka Arzı'mızın e, ana gerekçelerinden biri de e, bu, bu stratejiyi hayata geçirebilmek. Zaten Halka arzın izahnamemizde fonun kullanım yerinde unlu mamuller tesisi yatırımını da görüyoruz. Hı hı. Ee, özellikle bu kısım e, bu stratejiye hizmet edecek. E, unlu mamuller tesisi yatırımı da Söke'de mi olacak? E, unlu mamuller tesisi yatırımı için şu an fizibilite çalışmalarımız sürüyor. E, daha hani Söke Ege pazarına hakim hı hı. E, batı pazarlarına daha yakın bir nokta tercih edebiliriz. Şu an henüz kesinleştirmedik. Hı hı. Peki bu Yeni bir marka anlamına mı geliyor yoksa? Söke markası. Söke markası. Söke markası. Peki az önce dediniz ki Ulusoy'un halka açıldıktan sonra iki buçuk kata yakın bir e, katkısı oldu halka evet. açılmasının. E, Söke ona halka açılmak ne katacak sizce? Oradaki amacınız, öngörünüz ne? Tabii hani burada e, malumunuz SPK kuralları çerçevesinde yatırım tavsiyesi değildir diyerek Tabii tabii. <laughs> başlayalım. Tabii ki bizler şirketin e, yöneticileri olarak, hissedarları olarak şirketin performansının en iyisine gitmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hani bu noktada hani bizim hayallerimiz çok büyük ama şunu söyleyebilirim. Ulusoy'un halka arzında bunlar olurken evet Ulusoy'un ölçekli bir şirket. Hani bugün baktığınızda 1 milyar doları aşkın ciro yapan, alanın en büyük şirketi. Ama tüketici nezdinde bir bilinirliği var mı? Çok daha düşük Söke'ye oranla. Çünkü Söke rafta yer alan bir ürün. Ulusoyun e, toptancıya giden, ihracata giden bir e, ürün. Dolayısıyla Söke'de tüketici e, kanalında e, çok daha önemli bir elimizde kaynak potansiyel var. Biz bunu e, çok ileri taşıyacağımıza e, inanıyoruz. Ama tabii ki e, finansal e, karşılığı, piyasaların şartları önemlidir e, bu, bu gerçekleşmeler için. E, ama şunu da söyleyebiliriz. Yönetim karakteri olarak bu şirketin sahibi, evet Ulusoy'un geldi bu şirketi aldı. Finansal literatürde buna stratejik yatırımcı deniyor. Ama bizim ana işimiz zaten on işi. Yani biz bir holdingin parçası olarak bu yatırımı yapmadık. Zaten Ulusoy'un ana şirketimiz, Ulusoy'un ana, ana şirkette bu şirkete yatırım yaptı ve şimdi burada bir halka arz gerçekleştiriyor. Yani kısacası bizim burada bir duygusal bağımız da var. Sadece finansal da bakmıyoruz. Söke gibi kıymetli bir markanın şirketimiz bünyesinde olması bizi heyecanlandırıyor. Daha önce hayal edip gerçekleştiremediğimiz veya gerçekleştirmesinin maliyeti çok yüksek olabilecek marka yatırımları, pazarlama yatırımları, dağıtım kanalı yatırımlarını şu anda burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Neden? E çünkü Söke zaten 38 yıldır bu markayı inşa etmiş bir şirket. Ee, o yüzden de hani geleceğe dair diye sordunuz ya, bizim hayallerimiz çok büyük ama yine e, altını çizeyim. İzahname ve fiyat tespit raporundaki projeksiyonlar e, SPK'nın onayı çerçevesinde geçerlidir. hani Yatırımcılarımızın buna göre değerlendirmesini tabii ki tavsiye ederiz. Peki, e, şimdi özellikle e, değişik de bir dönemden geçiyoruz. E, işte, e, bir şekilde Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın olduğu bir dönem. Gıdaya ulaşımda, tahıla ulaşımda ciddi sıkıntıların olduğu bir dönem sizin işlerinizi nasıl etkiledi bu süreç? Ve bundan sonraki dönem için aslında mesela enerjide Avrupa için ciddi kriz oldu ama Türkiye için sanki bir fırsata dönüştü bu iş. Evet. Tahıl koridorunda da önemli bir rol üstlendi Türkiye. Bu dönem sizin için bir fırsata dönüşür mü? Yurt dışına açılmak, oradaki ihracat, şu anda ihracat durumunuz nedir? Ulusoy ee, evet, da Ulusoy'da, evet Ulusoy da ihracatçı bir şirketi. Söke'de henüz değiliz. Ona da e, açıklık getireyim. Hani Söke'nin biraz önce ortaya koyduğumuz stratejisi e, önümüzdeki 3 yıllık orta vadeyi kapsıyor. Bunun ondan sonraki stratejisi ise Türkiye'de 40 yıldır biriktirdiği tüketici deneyimini, ürün portföyünü çünkü ürün portföyünü geliştirmek için ürünü piyasaya sürmeniz, satmanız, geri bildirimleri almanız, hata varsa Hataları öğrenmeniz, onları düzeltmeniz, geliştirmeniz gerekir. Böyle bir birikim oluşmuş durumda. Bunları e, yurt dışına da taşımayı hedefliyoruz. Ama önce hedefimiz Türkiye. Neden? E çünkü Söke markası Türkiye'de bilinirliği en yüksek marka, bu markası. E, birinci hedefimiz bu. E, dönelim tavuk koridorunun sektörümüze etkisine. E, tavuk koridoru bugün 15.5 milyon tona ulaştı. 1 Ağustos itibariyle sevkiyatlar başlamıştı. Hatırlarsınız Kasım ayında uzatılacak mı uzatılmayacak mı gergin bir dönemde e, tereddütler oluşmuştu. O zaman 10.9 milyon tona kadar gelmişti. Oradan bugüne 35 gün geçti. E, o dönemde de neredeyse e, 5 milyona 4.5 milyon tonu geçmiş durumda sevkiyatlar. Yani tal koridorunda işler yolunda gidiyor. Zaten yolunda gittiğini nereden anlıyoruz? bizim bantlarda geçen Chicago Buğday fiyatından anlıyoruz hı hı. E, Chicago'da e, 2008'de Lehman Brothers krizi öncesi görülen zirveleri e, tam e, 14 yıl sonra gördük savaşla e, savaş yüzünden ama oradan e, şu anda savaş öncesi seviyelere geri geldik Çünkü bu koridor çalışıyor. Bu koridor nasıl çalışıyor Türkiye'nin sayesinde çalışıyor bütün gemiler İstanbul'daki e, ortak kontrol merkezinde Denetleniyor, kontrol ediliyor, Ukrayna'ya çıkıyorlar, yükleniyorlar, tekrar geri geliyorlar. Yüklendikten sonra bir daha kontrol ediliyorlar ve dünyaya e, yayılıyorlar. E, Türkiye birincisi bu işin sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynuyor. İkincisi nedir? E, Türkiye bu 15 milyon tonun 2 milyon tonu zaten bizzat Türkiye'ye geldi. E, yani toplam tahıl koridorundan %13 pay alıyoruz. İspanya %18 ile en büyük payı almış, Çin %15 ile ikinci payı almış. Türkiye 13 Hı. ardından da İtalya gelmekte. Yani biz buradan ham madde temin ediyoruz. Ham madde olarak taral koridoruna baktığımızda Mısır 6.8 milyon tonla yüzde 44. Buğday ise 4.5 milyon tonla yüzde 30. Türkiye'nin konumu zaten bizim sektörlerimizde dünyada ihracat lideri olmasındaki önemli etkenlerden biri. Biz hem yurt içinde üretiyoruz hem yurt içinde tüketiyoruz hem de ihracata yönelik bu ülkelerden ham madde temin edip işleyerek mamule çevirip katma değer ekleyip ihraç ediyoruz. Ee, Türkiye için e, bu önemli bir e, avantaj. Tahıl koridoru özelinde de Türkiye'nin buradaki kontrolör pozisyonu, önemli pozisyonu gemilerin, navlunların Türkiye'ye daha uygun olmasını sağlıyor. Bu da bir e, maliyet avantajı sağlamakta. Yani bir cümle şunu söyleyebilirim. E, Türkiye bu ekosistemin Dünya üzerindeki buğday, un, unlu mamül ekosisteminin en önemli oyuncularından biri. Çünkü hiçbir ülkede hepsi bir arada olmuyor. Yani büyük tüketici olup hiç üretmeyen ülkeler var. Afrika ülkeleri, uzak doğuda, ekvator üzerinde, yağış alan bölgelerde buğday yetişmeyen yerler. Büyük üretici olup tüketimi düşük olan ülkeler var. Avustralya, Ukrayna... Ee, ...ihracatta hiç olmayan yani mamül ihracatında altyapısı olmayan ülkeler var. Örneğin Rusya. Rusya buğdayda büyük, dünyanın en büyük ihracatçısı. İşte 40 milyon tonları aşıyor. Ama un da daha bu sene 500 binlere varacak. Türkiye 3 milyon ton un ihraç ediyor. Yani Türkiye e, tahıl ekosisteminin dünyadaki en önemli oyuncusu diyebiliriz. O yüzden de Türkiye'de bir e, un sanayicisi olmak sadece Türkiye'deki potansiyeli değil dünya pazarlarındaki potansiyeli de ilerleyen dönemlerde devreye alabilirsiniz anlamı taşımakta. Peki bunları konuşurken tabii bir yandan da hani bu yılda çok konuştuğumuz konulardan birisi gıda fiyatlarıydı. Dolayısıyla hani buğday fiyatlarındaki o dalgalanmayı da gördük. Un fiyatları konusunda 2023'te ne olur diye merak ederiz. Evet burada piyasayı ikiye bölmemiz gerekiyor. Neden? yurt dışı piyasa biraz önceki o bahsettiğimiz bütün konjonktür jeopolitik e, denklemin sonucu özellikle savaş tabii ki şu anda birinci e, denklem e, denklemin en önemli faktörü ama Türkiye'ye döndüğümüzde e, toprak mahsulleri ofisinin un sektöründe yem sektöründe uygulamış olduğu bir e, regülasyon programı var. E, o yüzden zaten biz Türkiye'de hani dünyadaki e, fiyat artışlarından çok daha az bir e, artışı hissettik. Türkiye içerisinde TMO'nun uygulamış olduğu bu destek programı nedeniyle 2023 hasadına kadar TMO bu desteği e, sürdüreceğini, e, sübvansiyonu sürdüreceğini açıkladı. E, dolayısıyla o tarihe kadar Türkiye için bir fiyat hareketi e, beklemiyoruz. 2023 hasadında da belirleyici olan ne olur? E, tabii ki tüketimin e, karşı bacağı nedir? Üretim. Üretimi yapan kesimleri de korumak durumundayız. Yani çiftçimizi de korumak durumundayız. Çiftçimizi nasıl koruyabiliriz? Onun maliyetini oluşturan, ki tarımda işte mazot, gübre e, girdileri önemli girdi, işçilik girdisi önemli girdi. Buradaki maliyetlerini karşılayacak şekilde e, mutlaka orada bir fiyat artışı bekliyor oluruz 2023 sezonu için. E, yani bir cümle gıda fiyatlarında e, hep derler ya en kötüyü gördük mü? Evet yani savaşın takip eden iki ay içerisinde e, en kötüyü görmüş durumdayız. Şu anda savaş öncesine geldik e, ama dünyadaki e, bundan sonraki 10 yılda da e, iklim değişikliği fiyatları dünya piyasasında hep baskı altında tutacaktır e, Çünkü ısınma demek e, bu bitkinin e, strese girmesi demek Dolayısıyla e, üretim alanlarının artırılması verimliği artırmaya yönelik çalışmalar e, sürdürülecek Hani şöyle de bir yanlış imajda çizmek istemem kıtlık beklemiyoruz ama kuraklık artık maalesef bir sektör normali haline geldi. Yani kuraklığın e, eskiden 10 yılda bir tekrarlayan kurak, kuraklığın artık dünya çapında 5 yıllara 3 yıllara düştüğünü görüyoruz. E, bu gerçeği bilerek e, planlamaları yapmamız gerekiyor. Erdoğan Bey sorunuz varsa? Ee, tüketici tarafını soracağım. Yani daha sağlıklı, daha doğal ürünleri tercih ediyor artık. Evet. Herkes bütün dünyada böyle. Bu tüketici tercihindeki değişim nasıl okuyorsunuz? Buraya nasıl adapte oluyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet bu noktada Sökeun gerçekten hani sektöründe en güçlü e, firmalarından biri. Çünkü o 38 yılda sadece e, geleneksel standart unu değil tüm segmentlerdeki tüketicinin bahsettiğiniz bugün e, yeni tüketim trendlerine uygun ürünleri üretmiş durumda. Glütensiz, organik, siyez unu, işte hazır ekmek karışımları e, gibi Tüm tüketicinin talep ettiği ürünleri üretiyor. Bu da önemli bir potansiyel. Biraz önce aslında e, ihracatta izah etmek istediğim buydu. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarı e, glutensizde e, büyük bir trend var. E, orada hızlı büyüyor. Henüz Türkiye'de bu segmentin hızlı büyüdüğünü e, söyleyemeyiz. Hani bizim kültürümüz e, biraz daha e, seviyoruz glutenli böreklerimizi, baklavalarımızı. Daha yavaş ilerliyor ama e, Türkiye'de de bir e, trend var. Tabii e, şunu da belirtmek lazım. E, bizler e, hani bu konuda bir e, ürün dağılımında belirleyici değiliz, aracıyız. Yani biz tüketici talebi nereden gelirse onu karşılamanın peşindeyiz. Dolayısıyla hem geleneksel de un hem ee, yeni hani katma değerli grup diyoruz biz ona şirketin içerisinde ee, katma değerli grupta e, ürünleri tüketicinin talebine uygun olarak üretmeye devam edeceğiz. Peki ee, tekrar edelim o zaman 4-5-6 Ocak 2023'te talep toplama süresi e, 581 milyon 250 bin lira toplam, halk toplam arz büyüklüğü halka açıklık oranı %20.05 toplamda 77.5 milyon adet lot dağıtılacak. Doğru. Değil mi? Halk arzla ilgili her şeyi söylemiş olalım ve çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız çok sağ olun. için. Doktor Eren Günhan Ulusoy bizimleydi. idi. yönetim kurulu başkanı. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden iyi yıllar dileyelim. Hayırlı sağ Hayırlı olun. olsun Herkes Herkes için halk iyi, iyi bir yıl olsun. Halk, arz, yeni yılın ilk halk arzı da güzel bir şekilde sonuçlansın. Teşekkür ediyoruz. ve. E,